Canlar yola çıkmış. İnşallah geç kalmamışlardır. İnşallah. Ne demek inşallah Şahin ha? Ya bu rahatlık nereden geliyor Allah aşkına? Sanki çile çekmemişsin. Sanki işkence görmemişsin de olur böyle şeyler der gibi. Ya Hızır, Hızır. Alparslan Hızır. Şu an sorgudalar. Belki işkencedeler. Ya bu rahatlık nedir yani? Ben rahat olmasam bir şey değişir mi Kipi? Ya değişir değişmez. Varsa bir bildiğin bize de söyle, biz de rahat olalım. Ya şurada oğlu gözünün içine bakıyor. Bir doktorluk yap. İki kelam et, rahatlasın. Geçer Hızır Ali. Bu da geçer. Hiçbir şeyin geçtiği meçtiği yok Şahin'a. Başımıza gelenlere bak. Daha da ne geleceği belli değil. Sen kalkmışsın geçer diyorsun. Hele bir çay ver. Nasıl geçebileceğini anlatayım. Otur, ben veririm. Şahin ağa, çocuk üzgün. Abi ben verirdim. Otur, bak geçer diyor. Geçiyormuş, bakalım nasıl geçiyormuş. Dervişin biri aç bir ilaç bir köye varmış. Aliye demiş ki günlerdir bir lokma ne yedim ne içtim. Durumunuz haliniz yerindeyse bana yiyecek bir lokma ikram edin. Ali demiş ki bizim durumumuz yok. Bizim durumumuz da seninle aynı. Ama köyümüzün iki zengini var. Biri Şakir Ağa, diğeri Hattat Ağa. O ikisinin de çiftlikleri var. Seni memnuniyetle ağırlarlar. Eyvallah demiş derviş. Sormuş, soruşturmuş. Sonunda Şakir Ağa'nın çiftliğine varmış. Durumunu arz etmiş. Şakir Ağa demiş ki, şeref verdin, hoş geldin. Ne demek demiş. Dervişi o gece evinde misafir etmiş. Neyi varsa onu ikram etmiş. Derviş sabah çiftlikten ayrılırken Şakir Ağa'ya bir tavsiyede bulunmuş. Böyle zengin olduğun için Allah'a hep şükret. Şakir Ağa da demiş ki, derviş baba, hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin kendisi gibi değildir. Bu da geçer. Derviş, Şakir Ağa'nın bu cevabını çok düşünmüş. Ama bir yere varamamış. Yoluna devam etmiş. Aradan bir sene geçmiş, tekrar yolu o köyden geçerken köyün ahalisine Şakir Ağa'yı sormuş. Demişler ki, Şakir Ağa
malını, mülkünü, servetini, her şeyini kaybetti. Şimdi Attat Han'ın yanında marabalık yapıyor demişler. Derviş üzülmüş. Gidip eski dostunu ziyaret etmek istemiş. Çakira dervişin ziyaretinden çok memnun olmuş. Hanımıyla birlikte ellerinde ne varsa ikram etmişler. Misafirini ağırlamışlar. Mahcup olan derviş sormuş. Çakira, bu hale nasıl geldin diye. Demiş ki, sel geldi, hayvanlarım telef oldu. Toprağım ekiniyle birlikte yok oldu. Bunun üzerine derviş çok üzülmüş. Çakira, üzülme, bu da geçer demiş. Derviş yine düşüne düşüne yoluna koyulmuş. Aradan geçer uzun yıllar. Dervişin yolu bir daha o köye düştüğünde öğrenmiş ki Attat Ağa ölmüş. Varisi yokmuş. Bütün malını, mülkünü hizmetkarı olan Şakir Ağa'ya bırakmış. Sevinmiş bu sefer derviş. Hemen koşmuş. Sevincini dostuyla paylaşmaya. Sarılmışlar, kucaklaşmışlar. Derviş, çok sevindim demiş. Yine eski varlığına kavuşmuşsun. Çok şükür demiş. Çakira yine aynı cevabı vermiş. Bu da geçer. Çilesinin güzergahı bu ya dervişin. Yıllar sonra yine geçerken orada demiş ki Çakira nerede? Demişler ki şu tepenin üzerinde. Çıkmış bakmış bir mezarlık, mezar taşlarına bakmış. Baktığı bir taştan anlamış ki orada yatan Şakira. Taşın üzerinde yazıyor, bu da geçer. Bu nasıl geçecek Şahin Ağa? Adam ölmüş. Derviş de senin gibi demiş. Benzetmek gibi olmasın. Ölümün daha neyi geçecekmiş canım? Neyse. Fatiha'sını okumuş, geçmiş gitmiş. Dedik ya, çile güzergahı diye. Dönüşünde yine yolu köye varmış. Fatiha okumak için Şakir Ağa'nın mezarını ararken bir de bakmış ki sel gelmiş. Ne tepe var, ne mezarlık, ne taşı. Derviş en sonunda bu yoldan gelip geçmenin hikmetini anlamış. Zamanın padişahı bütün memlekete haber salmış. Bana öyle bir yüzük yapın ki mutlu olduğumda kederi hatırlatsın. Kederli olduğumda da mutlu olmayı. Kim ne yaptıysa padişah memnun olmamış. Ta ki bu derviş bir yüzüğün taşı üzerine bu da geçer yahu diye yazdırıp
hediye edene dek. Bu kıssadan demem odur ki her şey geçer. Varlık da geçer. Yokluk da geçer. Ömür de geçer. Çile de geçer. Bilmek lazım ki ölüm bile geçer. Vesselam. Nasıl var ki cihan? Bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmazam.